Evet arkadaşlar, yol kenarında ölmüş bir domuzla karşılaştık. Keşik. Bak karanfil var. Burada boğazınıza her yerde kullanabiliriz. Biz de daha kolay çalışırız. Hadi sen yani. Orada ikinci parti geçirebilirsin. Bakayım şöyle. İçe doğru, biraz daha dışa doğru, kendine doğru çeker misin? Erimiyor mu falan diye. Şurada baca kısmında. Yeni bir kamp gününden herkese merhaba. Merhaba. Ne güzel güneş var değil mi? Muhteşem. Orada kar yağıyor biliyorum. İstanbul'da kar yağıyormuş. Yani büyük şehirlerde. Burada gerçekten sonuna kadar güneşi hissediyoruz. Ama burada da birkaç gün yağmurluydu. Daha yeni güneş açtı diyebilir miyiz? Ben bir güneş gözlüğümü takayım. Evet. Tak tak. Yağmurlu, kapalıydı hava. Peki bugün kampa akşam 6'da çıkılır mı ya? Bakın saat 5.11. 5.11'de kampa gidiyoruz. Ve diyoruz ki kış çadırını kuralım. Bakalım yetiştirebilecek miyiz? Sen ne düşünüyorsun? Eğer ki bir 5 dakikada yer bulursak bir saat içinde 6'ya kadar yetiştirebiliriz diye düşünüyorum ben. O zaman riski almayıp yeni bir yer keşfetmeden alternatif bildiğimiz bir yere götüreceğim seni. Let's go then. O zaman gidiyoruz. Let's go then mi? İngilizce öğretmeni olunca. Evet, Türkçesini yapalım. Hadi gidelim o zaman. Teşekkürler. Bu ne yeşillik ya? Bahar gelmiş değil mi buraya? Buraya bahar erken gelmiş. Hatta badem çiçekleri açtı biliyor musun? Badem çiçekleri. Burada yok değil mi badem ağacı? Badem ağacı oldu. Onlarca gördük de. Burada yok. Var var. Burada onlarca badem ağacı gördüm ben. Ha? Evet. Bazıları açmış, bazıları açmamış. Şuradaki turunçlara bak var mısın? Portakallara falan. Evet, rüzgar yerleri de çok güzel gözüküyor. Şimdi manzaramız oraya doğru gidiyor. Saatlerimiz de kaç oldu? Göremiyoruz. 17.20. Evet, 17.20. Bak, ağaçlı yolda çok güzel. Çok güzel değil mi? Aynen. Sen nedense böyle yolları seviyorsun, ağaç. Ben böyle köy yollarına bayılırım. Burası aslında bir köy yolunun dışında. Orman yolu burası. Evet. Evet, bu görmüş olduğunuz o göçmenlerin kaçak yollarla Türkiye'ye veya buradan Yunanistan'a gittiği botlar. Datça'nın birçok yerinde böyle botları, bunları görebilirsiniz. Bavullar, botlar. Buralara demek ki akşamları böyle jandarmanın da bol bol uğradığı bir nokta olması lazım. Çünkü bildiğiniz burada insan kaçakçılığı yapılıyor iki ülke arasında. O yüzden bence güvenli bir yer. Sen güvenli bir yer mi? Evet. Her jandarma geliyor diye mi? Jandarmanın çok sık uğradığı bir yer olması bir. İkincisi bizim arabanın jandarma renginde olması. Yani her bir... Bu kaçaklar için biraz korku evet, yaratacak. Her... Şu mezarlık taşı mı? Hayır, tek çeşme, başına? Çeşme. Ha. Her bir kaçakçılık yapılacaksa bizim aracı gördükleri noktada yapmayacaklardır. Deniz mükemmel gözüküyor ve denize bu kadar sıfır araç kullanmak bence dünyanın en güzel şeyi. Baksana yan taraftan göster. Burası kirli bir şey yapmak. Evet. Denizde yan yana gidiyoruz ya. Daha önce böyle bir yolculuk yapmış mıydın? Düşüneyim. Hayır, bu kadar yakın hayır. Evet arkadaşlar, yol kenarında ölmüş bir domuzla karşılaştık. Onu şöyle göstereyim hemen. Şöyle öldürmüşler. Ölmüşler mi? Ya ölmüş ya da öldürmüşler. Arabada çarpmış olabilir. Bayağı da uf dişleri falan fena. Demek ki burada domuz var, domuz bölgesi. Evet, buradan bunu anladık şimdi. Vahşi hayvan olarak domuz var. Ay, şu güzel manzaraya bak. Evet. Şöyle. Arkamızda bir araç daha geliyor. Evet, o da domuzun fotoğrafını çekiyor.
off-road aracımızla her yerden geçiyoruz. Karavanımızı böyle bir yere çektik. Arka tarafımız tamamen orman ve yeşillik. Şu kısım da ormanın iç kısmı. Gördüğünüz gibi. Hava biraz kararmaya başlıyor. Karşımızda da deniz var. Şimdi çadırı kurmaya başlarsak uzun sürecek. Belki de yetiştiremeyeceğiz. Hava da biraz soğuk. Üşümenin pek anlamı yok. Sen ne düşünüyorsun? Bence böyle daha iyi. Ya da ters açı. En azından biraz ısınabilir. Şu an farkındaysan mesela burada rüzgar yok. Kesti tamamen. Çadırı bu tarafa doğru kurarsak tentimiz de zarar görmemiş olur. Kesinlikle. Evet. Denizi görmek istiyorsun biliyorum ama denizi görmek yani için... Benim mantıklığıma göre tabii ki deniz kenarındaysan denizin kenarına doğru kurmak daha iyi olur. Rüzgar var arkadaşlar ve hava serin. Yarın da 32 kilometrelik hızla rüzgar esecek. Kış aylarında Datça'nın, evet. Kış aylarında Datça'nın rüzgarını bilen bilir. O yüzden güvenlik açısından böyle kalmamız çok daha iyi. Sadece arabanın biraz sağa doğru... çok komik. Arkadan umarım domuz saldırısına uğramayız gece. Ya arabaya saldırmazlar diye düşünüyorum. İnşallah. Domuz saldırısı için. Araba biraz böyle duruyor değil mi? Bir tık eğimli duruyor değil mi şu an? Eğimli. Şöyle duruyor. Evet. Altına iki tane taş koyup kaldırmamız lazım sağ tarafı. Ben eğimi çok fark edemiyorum bu arada. Eğimli dedim ama. Ya videoda bile belli oluyor. Baksana eğimli ya. Evet biraz eğimliymiş. Efendim? Su depomuz mu? Yeterli. Peki buraya ne oldu? Şunu toplayacağız mecbur. Ne oldu buraya ya? Burada savaş çıkmış. Çünkü çok zor oralardan geldik. Dağıldık. Şuradaki kapımız açıldı. Çok açıldı birden. Bu kapıyı açık bırakıyoruz. Çünkü güvenlik adına akşam herhangi bir problem olursa arabanın içerisine hemen atlayıp evet, buradan açtı. Kaçmak için. Açtım. Açtım. Hemen şu etrafı toparlayalım. Akşam yemeği için hazırlıklarımıza başlayalım olur mu? Başlayalım. Hadi geliyorum. Abidik gibi bir sürü şey var. Yarın bunu kartonla yakarız. Kartonla yakarız. Sobada yakarız ya. Soba boşuna mı var? Tabii. Önceliğimiz burayı toparlamak olsun. Terliklerinin altını sildim. Sildin mi? Teşekkür ederim. Şu kartonu ön tarafa atabilir misin rica etsem? Bir dakika. Ben o tarafa fırlatayım. Tuvalet kağıdını da oraya koymamız lazım. Şunları şöyle şu tarafa alayım. Şu poşeti şöyle koyayım da market alışverişi. Market alışverişini buzdolabına yerleştireyim. Şöyle koyalım. Ver bana. Ooo burası 56 olmuş. Çünkü neden? Çünkü buzdolabının kapağını kapatmayı unutmuşum arkadaşlar. Sizde sabun düşmüş buradan. Evet, güzel bir sabun o. Üst taraftan. Güzel kokuyor. Güzel bir sabun evet. Güzel kokuyor. Üst taraf dediğin şu... Şu şeyden düşmüş. Sugar yazan var ya. Şimdi bana bir bez verebilir misin? Onun altına evet. Şunu... O ne yağ akmış. Zeytinin yağısı ya. Onu ben yıkayayım mı? Tamam onu sen yıkar. Bence bir montunu bezimiz, çıkart istersen. Bezimiz nerede? Orada bez de var. Şurada bezimiz vardı. Bez var. Burada. Hepsi. Hepsi olduğu yerde. Evet, ne istiyorsun orada? Zeytin. Ben montumu şu an çıkaramıyorum çünkü... Üşüyor musun? Hayır o kadar soğuk değil ki. Çünkü ben biraz dışarıda üşüdüm. Şunu çöp atabilir misin rica etsem? Tamam şöyle bıraktım bir tane daha kullanayım. İkisini ben atarım. 12 volt buzdolabı almayan... Almayan pişman olur ya. Neden? Ya işte kışın çalıştıramıyorsun. Akü ve panel sistemim tamam çok iyi değil ama 12 volt olsaydı buzdolabı şu an ışıkların çalıştığı ya da ledlerin çalıştığı gibi çalıştırabilirim. Sanırım çıkarmadan yapamayacağım. Evet onu asabilirsin yerini biliyorsun. Başka şey yapacağımız bir şey yok. Şunu koyalım. Aa benim patiklerim de vardı ya terlikleri giymesem de. Senin var patiklerin. Patikleri giyebilirim evet. Bunlar da pek sevildi ya bu patikler. Öyle mi? Çok yorum geldi.
Patiklere. Kim yapmıştı patiklere? Hatırlıyor. Takipçim yapmıştı da en son yola çık yani yola çıktığımın 6. ayında gönderdi bana. Ha, kışın. İlk zamanlarda. Evet evet, o yüzden şu an ismini yazsın, çıkartamıyorum eğer ama izliyorsa eğer hala. İzliyorsa yazsın evet. Ben yaptım ya. Ben yaptım. Benim emeğim. Bugün market kestane aradık ama kestane bulamadık. Evet. Burada 5 tane çıktı. Yapar mıyız? Yaparız ya, 5 tane. Havası var. Havası yeter. Kestaneyi çizdiğim zaman havası ya, yeter. Ya kestane keşke bulsaydık ya. Soba üstü ama şey, buralarda çok tercih edilmiyor ya. Tercih edilmediği buraya için. Buraya kış gelmiyor arkadaşlar. Kış gelmediği için. Bunu ayar mısın? Çok iyi. Bunu direkt ye. At. Aa, ne oldu? Çok güzel. Sen ye. Sorun olmuyor, inanmıyorsun. Bunun şeyini bilen var mı arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Ne olduğunu bilen var mı? Nasıl? İğne gibi değil mi? Bak nasıl hoşuna gitti. Yorum ben seni tanıdım. Güzelmiş, şaşırtıcı bir şekilde. Evet. Sen o zaman orayı toparla. Ben de şu yerdekileri toparlayayım. Kabartma tozumu Allah aşkına. Kabartma tozunu ne yapıyorsun ne aşkım? Ya? Kabartma tozun var senin. Niye? Ha, ben gelince tabii ihtiyacın olur. Ekmek yapıyorum. Doğru. Şimdi mesela ekmeği az aldık. Ne yapıyoruz burada? Neye ihtiyacımız olduğunu ne olacak? Ne yapıyorsun? Makarna. Niye? Çünkü tavuğu yarın yiyelim dedik. Elimizde evet. Geriye makarna kaldı. Çok yorulduk ya. Ben yorgun hissediyorum kendimi. Ben de yorgun hissediyorum. Acıktık. Acıkınca daha da yorgun hissediyoruz. Evet, bütün ışıkları kapattık çünkü... Elektrik lazım bize, enerji. Evet. Çünkü birazdan TikTok canlı yayını açacağız. O da bir saat yayın yapıyoruz. Telefonları şarja takmamız lazım falan filan. Makarnayı süzelim. Oldu mu makarna? Evet. Oldu. Hadi süzelim o zaman. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Hadi bakalım. Ne var sosta? Domates sos. Tamam. Kusura bakma sana, böyle farklı soslar hazırlayamadım. İmkanlar. İmkanlar. Onu da yaparız bir gün ama. Hadi bakalım. Değil mi? Yaparız yaparız. Eline sağlık. Harika gözüküyor valla. Afiyet olsun. Peki neden tek tabak? Fazla bulaşık çıkmasın diye. geçen gün yaptığımız kahvaltıdan sonra burada bir tabakta makarna ve içecek olarak iki bardak su. Allah bereket versin. Evet, kamp hayatı demek bu demek. Buna muhtaç olan insanların da olduğunu dünyada biliyoruz. Evet. Sosyal medya artık çok geniş bir ağ görebiliyoruz. En kötü görünümüz böyle olsun ama zaten az önce söylediğim bir cümle vardı. Kamp hayatı bunu gerektirir. Kamp hayatı bazen bunu gerektirebilir. Bazen de keyif gerektirebilir. Evet. Mesela yarın biraz keyif yapacağız. Evet, bu akşam böyle olsun. Biz yemeğimizi yiyelim. Filmimiz? Filmimiz de... Bazen de böyle izleyebiliriz küçük ekranda. Evet, küçük ekran filmi. Neyse, olsun. Açamadı. Şifreni giremedin. Neyse, bize afiyet olsun. Evet. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Şifreni herkes gördü. Onun için girmemiştim. Evet, tamam ben göstermiyorum hadi. Konfri ettim. Hadi. Açıldı mı? Evet. O zaman izleyelim. Ve baskın sesini duyamıyoruz ki. Biraz ısınsın da içerisi kapatalım. Ve baskın sesini kapatalım. Bak şimdi buradaki rüzgara bak. Burada rüzgar var. Buraya iniyorum. Burada rüzgar yok.
tenteyi açıp kış adını bırakabiliriz. Yeşillik nasıl peki? Çok güzel, yemiş. Bak çiçekler var. Aynen. Aa, sarı papatya. Çok da olur. Ama papatyalar açmış ya. Evet. Ocak ayında papatyalar. Bu arada Şubat'ta burası inanılmaz olacak. Ne yapalım biliyor musun önce? Sen tenteyi açmaya başla. Ben şu yerdeki kozalakları toplayayım. Zeminimiz asalım, olur mu? Şunu vereyim. Biliyor musun? Biliyorum. Aç bakalım. Ben de şu kozalakları toplayayım. Bunların hepsini kullanacağız bu arada. Yakarken kullanırız yani. Çok mu açıldı ya? Bakayım. Yo, aslında. Var var, daha var. Açabilirsin. Bence aşağı doğru açılıyormuş gibi görüyorum. Nasıl yani? Gideyim de aşağıya doğru gidiyor gibi. Şeyin, ayakları açmadık ya. Ha, onun için. Evet, bekle. Tamam, yeteri kadar açtık şu an. Şimdi sen de o taraftan açabilirsin onu. Evet, çıkarttım. Aynen. Taşları falan kaldırayım. Kozalakları. Bu kozalakları bir yerde toplarsak hepsini sobada kullanırız. Şöyle bu teleskopik. İlk önce şurada onun ayarını buluyoruz. Enerjimiz yüksek. Kış adını kurabiliriz. Ve ben çadırları almaya gidiyorum. Sen de gelmek ister misin? Gelirim. Gel bak bakalım. Evet. Güğüm olmazsa olmaz. Hemen gösterelim. Güğüm. Şöyle bir güğümümüz var. Şöyle iki tane de çadırımız var. Çadırları. Bu çadırları kuracağız. Bunlar kış bahçesi. Güğüm neden olmazsa olmaz? Güğüm sobanın üzerinde muhteşem oluyor. Gerçekten sıcak su bulaşık yıkarken, evet, karşılarken ya da bizim sıcak suya ihtiyacımız olduğunda, duş almak istediğimizde şofbeni kullanmadan güğümle sıcak suyla halledebiliyoruz. Ya bu benim her şeyim ya. Gerçekten. Bu olmazsa kendim köy evinde gibi hissedemiyorum. Evet, ilk önce rüzgar buradan geldiği için, evet, rüzgar bu tarafından geldiği için önce bu kısmı kuralım, kapatalım. Evet. Sonra en son sobalı kısmı kuralım, olur mu? Evet, tamam. Bence de. Hadi bakalım. Sen burayı nasıl buldun? Biraz ondan bahset ya. Gelmene gerek yok. Burası, ya ben buraya bayıldım. Burası o kadar güzel ki. Çok güzel ya. Nasıl anlatayım? Rüzgar gülleri, deniz, orman, kuş sesleri. Değil mi? Şu an kuş seslerini siz duymuyorsunuz. Muhtemelen mikrofon var. YouTube halkı duymuyor. Ama muhteşem kuş sesleri var. Biz onu montajla ekleriz ya. Montajla size kuş sesi ekleyeceğiz. Merak etme. Evet. Evet, şimdi kış çadırımızın ilk önce ne tarafını kuracağız? İlk önce bu tarafını kuracağız. Bu taraf. Aynen. Şöyle bir açalım bakalım. Kış bahçesi daha doğrusu. Kış bahçesi, evet. Bu tarafını açalım bakalım. Evet, evet. Şöyle hatta dışarı çıkalım. Gel. Şöyle açalım. Evet. Süper. Bu şimdi şu tarafa kuracağımız değil mi? Evet, yan tarafa kuracağımız. Yan tarafa kuracağız. Demirlerimizi çıkartalım. Tabii ki kış bahçesi. Ben şuradan hemen geldi. Kurmak o kadar kolay değil. Evet. Bakalım Mahmut'e kaç dakikada onu oraya sokacak. Göreceğiz. Ve beni aslında şaşırtıyor mu? Aslında ucunu soksam kalanı gelecek de. Evet. Hadi bakalım. Ben orada kozalakları da toplayayım. Bunları biz yakacağız. Ama bunun ucunu ben sokamayacağım sanırım ya. Ya şu nişandan kalan tırnaklardan dolayı. Yapamayacağım dersen yapamazsın. Aşı doğru diye çünkü. Ha, yaptım sanırım. Yaparsın hadi. Güveniyorum sana. Kaldırdım. Sok. Süper. İçeri doğru ittir ittir ittir. Süpersin be. Karşıdan kaldırman gerekiyormuş. Onun için şimdi yapayım. Evet, ittir. İçerisine girmesi lazım. Raylı sistemin girdi.
Ortalama kaç dakika sürecek onu da göreceğiz artık. Şu an saat 13.06. 1 mi olmuş? Evet. Şimdi ilk kısım, en zorlu kısma geldik. Şurada bir göreyim. Görmeye çalışıyorum. Bir dakika, bir dakika. Tutayım mı ben? Evet, tutabilirsin. Arıya dikkat et, eline geldi aşkım. Bir şey olmaz, eşek arı sende. Evet. Dur. O var ya, bizi sokarsa asla devam edemeyiz kurmaya. Şimdi şunu, açar mısın şunu? Çevirerek şöyle. Çevir. Çevir. Açmamız lazım. Evet, aşağı doğru indir. Bırak şimdi, bırak şimdi. Bırak, 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 bırak. Çadırı da bırak. Bırakıyorum. Aşağı doğru insin, evet. Ya Allah! Bismillah. Şimdi... Evet, şurada bir delik vardı. Görüyor musun o deliği? O deliğe doğru beni getir. Göremiyorum. Şurada, şu. Tamam, evet. Tam ortadık. Yes! Gördün mü? Süper oldu. Bakın! Çadırın ilk kısmı kurduk. Çadırın ilk partı... Müthiş. İkinci partı geçirsen de tek başına geçirebilirsiniz onu, yapabilirsin. Evet. Demirler burada ama önce açman lazım. Uru takabiliriz istersen bu tarafa. Takalım. Ha, bitirdiysen onu takalım bence. He? Hadi takalım bunu. Dur bakayım. Şimdi şöyle. Sen kenarından tut. İlk önce ben burayı biraz daha indireyim. Bütün olay burada... İtmekle alakalı değil mi? Şöyle bırakır mısın? Ben alttan bir geçireyim şunu. Hop. Gördün mü? Yanında tabii eşim. Tabii. Eş kontenjanından gücümüzü aldık. Psikolojik bir güç geliyor. Senin psikolojik desteğini hiçbir zaman unutamam. Psikolojik bir güç geliyor. Şimdi karşıdan düzlüğüne bakar mısın? Biraz yamuk. Aşağıda bu taraf. O biraz daha yukarıda olması lazım. Şimdi? Şu an daha iyi. Bir tık daha, çok azıcık daha yukarı. Hatta ilk şurayı şöyle açarsan, şöyle dik bir şekilde. Şu an böyle tutmam okey mi? Evet, okey. Problem değil. Şurayı şimdi bakayım. Şöyle içe doğru, biraz daha dışa doğru, kendine doğru çeker misin? Alttan, alttan. Her zaman alttan. Şu en uçtan çek hayatım. Heh, o şekilde. Evet, çok iyi. Bırak şimdi. Bırakayım. Aha, bırak. Ya benim ağzımda niye şu şarkı var ya? Hangi şarkı? Gitme buradan. Neden acaba? Sen olmadan da ben. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne... Nihat Doğan gelmedi mi aklına? Geldi. Ya bu şarkıyı o kadar çok seslendirdi ki. Gerçekten Nihat Doğan şarkıyı nasıl yorumlamış arkadaşlar? Şu an oldukça sert, güzel. İki tarafı da kurduk. Şimdi geldi ortayı. Ondan sonrası zaten biraz daha teferruat. Evet, başlayalım, devam edelim. Hangi kısmındasın? En zor kısım. Tek tek sabitlediğimiz, evet, mi? Evet, aynen öyle. Ön taraf. Sobayı kurmakta bir şey yok. En zor kısım bu. Yani yorucu aslında, zor değil de. Vidaları tek tek şey yapıyoruz ya. Kahveyi filtre kahve mi yoksa Nescafe mi? Ne? Kahveyi filtre kahve mi? Nescafe yap. Bence Nescafe yap ha. Daha kolay yani. Hızlı bir şeker yükselmesi mi yaşıyor? Evet ya. Tamam. Sana taşıt duruyordum mesela burayı. Sen elinde 2 saat tutmak zorunda kalıyordun. Evet. Şimdi mesela birkaç defa çevir onu. Çok az. Bir iki kere çevirmen yeterli. Tamam. Düşmez o. Bırak. Artık senin yerine o taşıyor. Bırak. Çünkü buradan geldirerek gidiyoruz ya. Hmm, sen 2 saat taşıyordun. Evet, doğru. Evet. Bu iş biraz kolaylaşmış. Biraz kolaylaştırdık orayı. Seni görmediğin zaman diliminden beri. Yapa yapa. Evet. Ocak kaynadı galiba ustam. Evet, ne yapıyorsun ustam? Kolay mıymış? Yani kolaymış bence ya. Bence o kadar zor değilmiş. İlk yaptığımızda çok zordu. Bence de. Bunu ne kadar şey olması gerek? Sonuna kadar sıkmamız lazım. Bu çok sonuna kadar gitmiyor. Bak açık, birazcık yamuk oldu. Peki, ya. Peki kamerayı tutalım. Kamerayı tutalım. Bakalım. Evet.
Ne oldu? Diyor gidiyormuş sonuna kadar. Evet. Evet, sonuna kadar sıkmazsak hava girer ve herhangi bir hava akımında çadırın havaya uçması an meselesi. Evet. Kahveler. Kahveler hazır. Hazır mı? Evet. Tamam, geliyorum hemen. Evet. Oo, eline sağlık. Afiyet olsun. Elini yakma orada. Tuttum, evet. Burada deriden tuttum. Oh. Ben şuraya oturayım o zaman. Otur bakalım. Bir yer iskembeyi bulamamış. Bulamadım. Hızlı bitti. İçerisi sıcak değil mi? Farkında mısın? Nasıl? Şu an nereye rüzgar alıyor? Çok iyi. Bak, hiçbir şey yok şu an. Mesela şu an karavanı da daha sıcak. Yani çünkü karavanı da sıktı. Isıtır. İnanılmaz bir izolasyon oluyor. Çok garip ama gerçek. Kimse de inanmıyor. Neye inanmıyor? Ya o kadar sıcak olamaz bunun için. Ne kadar sıcağı içinde tutuyor, koruyor gibi bir sürü şey duyuyorum ben. Tutuyor bayağı. Bayağı tutuyor. Evet. Hatta bence sen dedin hani içerisi çok sıcak, sobayı yakmayalım dedin ya. Bence sobayı yaksak, şimdi biz bir şey yemedik ya, acaba patatesleri sobanın üzerinde. Yani. Sobayı yakmak istiyorsan yakarız, sorun yok. Hayır, şey için canım patatesli. Senin canın çektiyse yakarım ben ya, tamam. Yakarız. Senin canın çektiyse yakarım. Ha tamam ya, önemli değil. Yorulduysan önemli değil. Yok, ben de sana kıyamadım şimdi. Yok, soba yakmakta sorun yok hayatım, yakarız. Bir durumumuza göre bakalım o zaman. Çok sert olmuş galiba. O zaman çok mu sert? Kaç şey attın? Çok mu şey? Üstüne koyayım mı sıcak suyu? Biraz sıcak suyun varsa koy. Bu beni öldürür. Sen bunu al. Bir tane alayım da. Ellerim çok kirli. Şuna biraz sıcak su koyarsan süper olur. Dikkat et elini yakma. Şimdi bize en büyük rüzgar alttan gelecek. Çünkü rüzgar yönüne arabayı koyduk. Hayatım, poşetleri sen kutunun içerisine koyar mısın? Evet. Etrafı toparlayayım. Ben de şunları bantlayayım hemen. Bunlar sobanın poşetleri. Evet, onlar lazım olacak soba borusu için. Evet. Bu kapakların kendi kendine havada durmuyor olması da büyük sıkıntı. Bir tek elimle kapağı tutup tek elimle de kıyafetleri almam gerek. Kendi kendine ne konuşuyorsun orada? Vallahi mahvoldum. Çıkardım bunu. Çıkardın mı? Açın şu içini dişap Allah aşkına. Her yerim içindi. Ah, gelmem sana ya. Dikkat etmen lazım. Aynı yerden insan kaç defa gol yer? Ama farklı bölgeleri. Kafana dikkat et. İşte dayımın yeleği de bu arkadaşlar. Tam bir ormancı yeleği. Ormancı yeleği dedi yani Mahmud'e. Bana kalırsa şık bir yelek. Her yerde bunu kullanabilirim ama kendisi sadece buralarda kullanmamı istiyor. Evet. Sobanın yalıtımı çok önemli. Arka tarafındaki plastiği eritmemesi için bunu kullanmam gerekiyor. Şöyle bunu da koyduk buraya. Bir de sevgili dostlar çok soruyorsunuz bu erimiyor mu falan diye. Şurada baca kısmında ısıdan yalıtımlı bir demir var. O yüzden eritmiyor. Şişirmek ister misin? Benim burada şişlerim var. Pardon ya. Pardon. Pardon. Ne kusuru aşk olsun. Ne kadar da kibar. Ne kadar da centilmen bir erkek. Allah. Şimdi alacağım onu. Şunu şöyle serdim. Bunun üstüne. Yok, ne oldu hocam? Acık olsa ne olur? Acık olmadan ne olur? Yani bir şey olmaz da hani. Ne? Hangisini? Bu kız niye İngilizce konuşuyor? Niye İngilizce? Ama sen İngilizce öğretmensin. Öğretmensin ama. Öğretmen değil, öğretmen. Sonuçta İngilizce öğretmenisin. Günlük hayatının her alanında İngilizce var. Üşüdün mü? Yok, bu buna yetmeyecek. Ona yeter. Küçücük mü? Küçücüğüm her şeyi. Üstümüze alacağımız var ya bir tane. O zaman şunun karşısına sen bir tutabilir misin? Tabii ki. Şunu şöyle bırakayım. Küçücüğüm her şeyim. Evet. Süper oldu. Biraz yıkacağız. Tabii ki. Biraz kendine doğru çekebilirsin. Kendine doğru.
şey. Evet, süper. Oldu bence. Oldu. Buraları da yansıttık. Yok, gerek yok. Açık kalabilir. Peki turuncuyla pembenin ayımını ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani elimizde olanları değerlendiriyoruz ya. Soruyorum işte. Bence hiç olmadı ama ekipmanımız yeterli değil ki şu an. Bu arada daha şey uyum yapmanızın imkanı. Bu arada güneş... Yaparsın da çok büyük bir... Güneş gidince içerisinin, dışarısının soğukluğu... Isı düştü, çok düştü. Havanın derecesi bayağı düştü. Yani... Birazdan güneş gitmek üzere. Güneş gidince ciddi anlamda ortalık soğuyor. Şu an gölgede soğuk. Şöyle muhteşem yeşilliğin arasındayız. Kış çadırımızı kurduk. Arka tarafta denizin dalgalı kısmını hemen göstereyim size. Yaklaştırabiliyor muyum? Şu kadar yaklaştırabiliyorum. Denizde dalga var. Kış çadırını kurduktan sonra bir kahvaltı yapacağız. Biraz geç kaldık. Ama güne biraz geç başladık. Çadırımızın iç kısmı şöyle. Bakın, gördüğünüz gibi masamız, yer yatağımız. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Şimdi kahvaltı, atıştırmalık. Kahvaltı deme insanı tanıyor 3-20 saat ama atıştırmalık. Bakın zeytin, peynirim. Senin aldığın üçgen peynir, bitmeyen. Bitmeyen bir üçgen peynir yapmışlar. Kahvaltı ondan yapacağız. Olsun. Ben de şurada patates yapacağım. O yüzden soba yakacağım arkadaşlar. Hadi bakalım, o zaman başlayalım. Buzdolabında. Evet. Zeytinyağı mı? Yok, sıvı yağ var. Kızartmalık yağ var. Zeytinyağı her şeyi kullanırsak nanay. Kilosu olmuş 150 lira. Litresi. Şöyle verebilirim. Patatesleri vereyim mi? Olur. Patatesler suyun içinde. Suyla süzersen. Suyunu süzeyim. Teşekkür ederim. Güzel oldu ha? Çok güzel oldu hem de. İçerisi ısındı mı? Bizim orada işimiz bitti mi? Orada işimiz bitti mi bize? Evet. Kapıyı kapatacağım patates kopmasın diye. Tamam, kapat. Yani biz daha sabahtan beri bu kış bahçesini kuracağız diye sabahtan beri hiçbir şey yemediğimiz için şimdi daha bir şeyler atıştıracağız kahvaltılık. Ve asıl muhteşem yere geçiyorum. Normalde sabah kahvaltısı sabah yapılır ama bizimki akşam 4'ü buldu. Çünkü çadır kurmamız, ortamı hazırlamamız, yemeği hazırlamamız bayağı uzun sürdü. Patates kızartması yaptık kahvaltıda. Masamızda Allah ne verdiyse bu şekilde. Mahmude? Efendim? Geliyor musun? Geliyorum. Evet, şurada da TikTok canlı yayınımız var gördüğünüz gibi. TikTok'ta canlı yayın açıyoruz artık. Günün bazı zamanları insanlarla sohbet ediyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. Bize şimdilik afiyet olsun. Evet, nasıl geçti günün? Günü özetleyelim. Nasıl geçti mesela, sana sorayım. Sen çünkü uzun süre sonra ilk defa kış bahçesini kurarken benimleydin. Daha kolaydı. İlk kurduğumuzda daha zordu. Çünkü çok
tecrübesizdir. Bu kış bahçesini kuracak olan kişiler ilk kuruşlarında zorlanacaklardır eminim ki. Ama kurdukça bir tecrübe oluşuyor, evet. Tecrüben oluyor ve kolaylaşıyor işler. Bu kış bahçesi kurarken çok zorlanmadık bence. Bence de keyifli geçti. Sadece keyifliydi. Zaman belki biraz doğru değildi. Kahvaltı yapamadık ya, biraz geç kaldı, enerjimiz düştü, evet, ama enerjimiz biraz düştü. Hepsinin bence güzel yanı var ya, kötü değildi yani. Yani evet, doğada zorluklar da var, güzellikler de var. Evet, katılıyorum sana. Hayvanlar da var, insanlar ya da var. Her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Belli, belki bir süreç alır ama bence birlikte evet. olmak ve o anda kalabilmek, birlikte keyif almak, mutlu olmak, mutlu beraber. Olmak. Huzurlu olmak. Evet. Çok daha önemli bence. Hayatın tadını çıkarabilmek sevdiğiniz insanla. Evet. Değil mi? Bence, aslında bunun bence. Olayı bu ya. Yani. Karavan hayatının. Bütün aslında hedefimiz hayatta anın tadını çıkartabilmek. Tadını çıkarmak, huzurunu yaşamak. Mutluluğu paylaşmak. Mutluluğu paylaşmak. Evet. Güzel işler yapmak, güzel insanlarla birlikte olmak bence. Bence. Ben de aynı fikirdeyim. Ve bu süreç boyunca bizimle kaldığınız için, videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için, hatta izlemekte kalmayıp abone olmadığınızın farkına varıp abone olduğunuz için, desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Bazen şey diyorlar, abone nasıl olacağız diyenler var YouTube'da. Aslında çok basit. Videolarımızın her zaman izlerken sağ tarafında abone ol butonu var. Ona bastığınız an, videodan çıkmadan, içindeyken bastığınız an bana abone olmuş oluyorsunuz. Bu da aslında ya çok da, zor bir iş değil yani. Evet. Ya da YouTube'a girip sonsuz keşif yazdıklarında. Yazıp abone ola, evet. Basıp abone olabilirsiniz. Ve her zaman sonsuz keşif ailesiyle gezebilirsiniz. Abone olursanız. Yani kamp yapabilirsiniz, sohbetimize eşlik edebilirsiniz. Bizim mutlu anımıza, zor günlerimize, her şeye eşlik edebilirsiniz. Evet. Öksürüğüm hala geçmedi. Geçmedi. Bir 15 gündür öksürüyor, 20 gündür. Söylediğiniz her şeyi de denedik. Olmadı. Olmayınca olmuyor. En son doktora gideceğim herhalde. Valla doktora gidince de geçmiyormuş. Annemin bir arkadaşı gitmiş. Ben de. Evet, 12 geçmemiş. Bir şekilde geçireceğiz. Bu böyle bir döngüdeyiz değil mi? Kötü bir döngü. Kötü bir döngü. Evet. Evet, o zaman teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Çay olmuş mudur? Baksana. Oo, sobada ne güzel yanıyor var ya. Bakalım. Demleniyor çay da. Bakayım. Biraz daha demlenmesi lazım. Çökmüş yani. Biraz daha demlenmiş. Bir odun dağıtayım mı? Oturur muyuz kış bahçesine? Hı? Bence bir odun daha otururuz ya. Burası güzel. Oo, nasıl yanmış içerisi. Alev alev içerisi. İçerisi evet. Yalnız bizim getirdiğimiz odunlar biraz yaş mı ne? Onlar yani, yanmıyor mu? Yanarken zor yanıyor. Bizim için iyi. Zor yanıyor ama uzun sürüyor. Hmm. Evet. Baksana. O sığacak mı ya oraya? Sığar ya. Niye sığmasın? Aa, sığıyor gerçekten. Niye sığmasın? Çok büyük gözüküyor çünkü. Evet. E o kadar büyük odun evet tabii. Zaman biraz olur zaman onun oluyor yanması. Yalnız. İnce odunlara alıştık ya. Bulaşığı da yıkadık. Bu kararma neden oluyor? Şey orada odun ya ıslak ya. Peki? Tabii tabii. Silince geçecek o. Odun ıslak ya. Hmm. Islakken bıraktı o is çıkıyor. Is. Ondan kararıyor. Evet, güzel. Çay yaptık. Gofret. Ne varsa. Getirirsen belki böyle karşılık burada oturarak sohbet edip. Olur. Çay içelim. Çayımızı içebiliriz. Yoruldun değil mi? Bir de bu sıcaktı, insanın mayışlı olmuyor mu? Bence yorulmadı sıcaktan. Sıcak mayışlı değil mi? Arkada vuruyor ya, arkada sıcak uyku geliyor. Tam uykuluk burası. Şu an gerçekten... Şöyle uyuyacaksın. Benim gözlerim de acımaya başladı uykusuzluktan galiba. Umarım şeyden değildir. Yok ya, bir şey dumandan. Çıkmıyor ya. Duman çıkmıyor, hayır. Duman çıksa rahatsız olursun sen. Sen bir de o tarz kokuları çok hızlı alıyorsun. Evet, öksürüyorum. Kötü kokular. Aydın dağlarının güzelliğine baksana dışarıdan. Çok ya, güzel kozalak. Bulunduğumuz nokta bence çok güzel. Baksana yani bir şey çağın... kozalak var. Her taraf yemyeşil. Bahar geldi ya. Dışarısı soğuk ama. Soğuk. Ciddi soğuk. Çok bahar havası yok ya. Soğuk dışarı. Küçük küçük rüzgar esinde de onu hissediyorsun. Bak geldi bak, mesela. Bak. Bir de yarın daha rüzgarlı. Bakalım yarın ne yapacağız. Bakalım.